bizim qardaş Türkiyəmizdə Ərzurumda keçirilən birinci kitab fuarına başarılar dilərim. Dəvət üçün çox hörmətli valimizə və çox hörmətli bələdiyyə başqanına, Azərbaycan böyükelçiliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Bildiyiniz kimi kitab fuarında, kitab sərgi yarmarkasında Türkiyənin 150-yə yaxın basın evi iştirak edir. Bu nəşriyyatlarda, basın evlərində Azərbaycanla ilgili çoxlu kitablar var. Təbii ki, mən o kitabların hamısını burada təqdim edə bilmərəm. Yalnız bu kitablardan birinin yazarı mənə, onu ən sonunda təqdim edəcəyəm. Bir neçə kitabı sizə tavsiyə edərdim. Onların biri Atatürk Araşdırma Mərkəzi tərəfindən basılmış Haydar Əliyev Azərbaycanda Milli Siyasət, Milli Politika kitabıdır. Atatürk Araşdırma Mərkəzi tərəfindən basılmış. Bu kitaba diqqət etmənizi tavsiyə edərəm. Azərbaycanda milli politika, milli siyasət nasıl uygulanır? Bir, bunu tavsiyə edərdim. İkinci, sizin hər biri üçün doğma olan bir ölkə var. Bu Azərbaycandır. Azərbaycan necə, nasıl sizin üçün ürəyinizin bir parçasıdırsa, Türkiyə də bizim üçün ürəyimizin bir parçasıdır. Bizim heç birimiz Türkiyənin ayağına bir daşın dəyməsini istəmərik. Türkiyənin daim güclü olmasını istəyirik. Türkiyənin G20-də olmasından gurur duyarız. Siz də aynı biz necə Azərbaycanlılar Türkiyəyə belə bir münasibətimiz var. Sizin də Azərbaycana elə bir münasibətiniz var. 2003 yılından sonra, 2003-cü ildən sonra Azərbaycan necə gəlmişdi, necə inkişaf etdi? Bununla ilgili bir kitab basılmış, Çağrı Yerhan, sayın rektorumuz, bənli arkadaşım, çox gözəl bir bilim adamı, Kafkasiyanın müşlənən yıldızı İlham Əliyev dönəmində Azərbaycan. Belə bir kitabdır. Bu kitabı ben sizə tavsiyə edərdim. Nədən? 2003 yılından sonra Azərbaycanın iç və dış politikası, daxili və xarici siyasəti necə yürütülmüş? Və Kafkasiyanın müşlənən yıldızı İlham Əliyev bu kitabı adlandırmış. Bu kitaba da diqqət etməmizi rica edərəm. Bu da Atatürk Araşdırma Mərkəzinin yayınıdır. Hər bir Türkiyə Türk'ün evində bu kitabın olmasını istərəm. Mənim evimdə var. Sonra bir neçə kitabı da sizə tavsiyə edərəm. O kitablardan biri ünlü Azərbaycan şairi Sona xanım Vəliyevanın Türk'ün gəlişi kitabıdır. Bu şeirlərdir. Bu şeirlərdir. Həm Türkiyə türkçəsində, həm də Azərbaycan türkçəsində. Həm Türkiyə türkçəsində, həm də Azərbaycan türkçəsində. Çox gözəl şeirlər var. Türkün gəlişi. Bu kitabı oxuduqda insanın ruhu dincəlir. Bunu Araz Yayın Evi bastı. Sizdən çox istərdim ki, bu kitaba da bir diqqət edəsiniz. Araz Yayın Evi, içəri daxil olduqda salona. Solda ikinci köşədir. Və bizim, bilirsiniz ki, Azərbaycanın bir problemi var, o da Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzüdür. Bir təcavüzkar ölkədir Ermənistan, Azərbaycan ərazilərinin %20-sini işğal edir. 1 milyondan
fazla, 1 milyondan çok Azerbaycanlı mecburi köçkün ve kaçkın vəziyyətindədir. Köçmən ve mültecel durumundadır. Ermənilərin Dağlıq Qarabağı ve Azerbaycanın diğer arazilerini işgal etmesinin bir nedeni var. O da Böyük Ermənistan qurmaqdır. Burada çok zeki insanlar otururlar. Kitaba ilgisi olan bizim Türk gəncliyimiz oturur. Şimdi ermeniler birkaç yıllardır söylerler ki Böyük Ermənistan üç dəniz arasında bir Böyük Ermənistan olmuş. Yani Akdeniz, Karadeniz, bir de Xəzər dənizi, Hazar dənizi. Bir komik bir mənzara alınır. Şimdi, indi bütün dünyada 6 milyon ermeni var. İndi. Ermeniler uydurma Böyük Ermənistan söyleyirler. Şimdi həmin o üç dəniz arasındakı coğrafyada 360 milyon nüfus vardır. Şimdi bütün dünyada 6 milyon nüfus vardır. Ermenilerin dondarma, Böyük Ermənistan dediği zaman her 1000 kvadrat karametreye ne kadar ermeni düşürdü, ne kadar yalan olabilir? Ben sahtekarlık söylemiyorum. Sahtekarlık budur ki olur da belki onu bir sahtelaştırırsak. Tamam yalan. Ve Türkiye'de de bu konularla ilgili çok güzel kitaplar, araştırmalar aparıldı. Azerbaycan'da da. Azerbaycan'ın, bizim Azerbaycan Devlet Telegraf Agentliği'nin, Azerbaycan Devlet Telegraf Ajansı'nın Türkiye temsilcisi çok değerli yazarımız, çok ünlü bir yazarımız, hem araştırmacı, tarihçi, kalem sahibi Sabir Şahtaxtı, kendisi de buradadır. Onun Araz yayınlarında böyle bir kitabı basıldı. Sözde Ermenistan, Olgular ve Kanıtlar. Bu ikinci baskıdır. Bu kitabı da dikkat etmenizi rica ederim. Sabir Bey'in kendisi buradadır. Bir karşısın insanların görmesini isterim. İsterdim ki her bir Türkiye Türk'ünün elinde de bu kitabdan olsun. Sonunda ben özümün yazdığım ve Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılmış Türkiye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ilişkileri 1960 darbesinden 1980 darbesine kadar ki dönemde bir tarihdir. Burada gençlerimiz ayrışırlar. Bu kitap hem Bakı'da Azerbaycan dilinde basıldı, hem Moskova'da Rusya Kültür Fondu'nun basın evinde basıldı, Rus dilinde. Çok iyi satıldı. Bu kitabın mahiyeti nedir? 1960 darbesinden sonra nasıl, yani bu belgeler esasında yazılmıştır. Rusya, Moskova belgeleri, Azerbaycan belgeleri ve Türkiye belgeleri esasında yazılmıştır kitap. Burada rivayet yok. Yalnız belgeler. Belgelerin içinde yazılmıştır. Türkiye Sovyetlerle yaklaşmak ister, yazmanla ilgiliz. Darba nasıl oldu? Darbadan sonraki durum nasıl oldu? Türkiye'nin tek yönlü politikasından nasıl çok yönlü politikaya geçildi? Kıbrıs sorunu nasıl bunu etkiledi? O dönemde Amerikan Cumhurbaşkanı Lyndon Johnson'un önemli bir mektubu oldu Kıbrıs'la ilgili. O nasıl oldu? İlk ziyaretler. Ve en önemlisi ondan ibarettir ki Rus-Türk-Sovyet-Türkiye ilişkilerinde Azerbaycan nasıl bir rol oynamış, rol tutmuş, yer tutmuş. En önemli. Türkiye'nin Sovyetlere
sefer eden delegasyonları Bakı'dan keçerek gitmişler. Sonra burada önemli olan bir mesele Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Sovyetlerin tutumu nasıl oldu? ABD'nin Türkiye'ye silah yambargosu koymasından sonra Sovyetler nasıl davranmış? Ümumiyetle 70 yıllarında Sovyetlerin Türkiye politikası, Türkiye'yi bir taraf ülke etmek, neutral ülke etmek, NATO'dan kurtarmak olmuştur. Bu belgeler esasında burada var. Ve burada önemli bir yer, 70 yıllarında Haydar Aliyev'in Türkiye ile ilgili Moskova'ya tavsiyeleri. Bu çok önemli bir şeydir. Yani sohbet planlısı resmi belgelerden bir. Azerbaycan'dan gelip Moskova'ya giden Türk delegasyonu hemşe söylenir. Azerbaycan, Rusya ile Türkiye arasında itibarlı bir köprüdür. Altın köprüdür. Bu ne meselelerde Rusya ile Sovyetlerle Türkiye anlaşmış, nelerde anlaşmamış? 60'tan 80'e kadar, yani iki darbe arası. Ben hesap ediyorum ki bu kitap şimdiki durum bakımından da, durum açısından da önemlidir. Yani ibret almak açısından da önemlidir. Ve bu iki halk dostturlar. Yani hükümetler arasında, müeyyen şahsıklar arasında sorunlar çıkabilir de ama bu halklar çok dostturlar. Aynı zamanda burada gençler için de çok enteresan bir şey olan biraz da istihbarat savaşlarına ait belgeler vardı. Sovyet belgelerinde istifade edilmiş vardı. Aynı zamanda 78-79 İran inkılabından sonra Türkiye'nin önemi Batı'nın dış politikasında nasıl güçlendi? İran'da devrime kadar Batı daha çok İran'a İran gözü terazinin ağır basıldı. İran'dan Batı ABD'ye çıkarıldıktan sonra ABD Türkiye'ye muhtaç oldu. Yani burada Türkiye'nin dış politikasına dikkat edilirken ateş altında olan bir ülke kimi değerlendirilmiş ve en önemlisi Sovyetlerin büyük devlet adamları Türkiye hakkında neler söylemiş. Mesela Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gramotko'nun hakları var. Siz bilirsiniz ki Sovyet döneminde Kremlin'de oturan en büyük Türk Haydar Aliyev olmuş. Onun bakışları nasıldır? Türkiye ile ilgili bakışlar. Ve Azerbaycan daim çalışmış ki Rus-Türk ilişkileri çok iyi olsun. Yani kötüye gitmesin. Daim hünkârlığına gitsin. Azerbaycan da bunu o dönemlerde başarmış. Ve biz dikkat etsek, hemen dönemlerde Sovyet-Türk ilişkileri çok normal inşaat etmiş. Normalleşmesi gitmiş, süreci gitmiş. Sonra emeçkaçlığa gitmiş ve iyi ilişkiler görmüş ve siyasi beyanname de imzalanmıştır. Bu kitap hakkında ben çok danışabilirim. İsterdim ki her bir Türkiye vatandaşının elinde de bu olsun. Sorularınız olursa yanıtlamaya, cevap vermeye hazırım. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Zamanınızı çok almak istemedim. Buyurun. Sorular var mı yok mu? Yoktu. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam sözünüz var mı? Yok. Şimdi sizi yani kitapları isteyenleri hem Araz Yayın Evi'ne Sabir Bey orada olacaktır Araz Yayın Evi'nde. Bu ben ve diğer iki kitabı ise Atatürk Araştırma Merkezi'nin köşkünden isteyen olursa bulabilir. Çok teşekkür ederim. İlginiz için sağ olun. Başarılı salonda doludur. Var olasın. Sağ olun.